Akustik 24'ten herkese merhaba. Benim küçük bir mola verdiğim günlerde tiyatronun gündemine Gene Kültür Bakanlığı'nın desteği girdi. Ve bu defa destek vermeme gerekçelerinin, daha doğrusu kararlarının gerekçesini de bir şekilde öğrenmiş olduk. Bütün bunlar üzerine Moda Sahnesi'nden Kemal Aydoğan ve BGST Tiyatro'dan Aysel Yıldırım'la bir konuşmak istiyoruz. Ne zamandır bunu planlıyoruz ama Kemal Aydoğan Moda Sahnesi yeni oyunun provasında Aysel'in hem seti hem tiyatrosu ancak buluşabildik. Konu tatsız ama sizi görmek çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Ya şimdi sizlerin aslında ara işte BGST'den tiyatrocularla, zaman zaman Moda Sahnesi'nden işte hem Kemal Aydoğan'la hem Onur'la sohbetlerde de konuşuyoruz bunu. Şimdi böyle bir şey, bu tip konular böyle bir gündeme düşüyor, sonra herkes konuşuyor falan. Sonra sanki mevzu çözülmüş gibi devam ediyor ya hayat. Ama aslında Kültür Bakanlığı'nın yani aslında her konuda böyle oluyor. Ona güldüğümüzün farkındayım. Şimdi birazcık daha bu konunun daha sık, hatta belki belli periyotlarla yeniden konuşmak istiyorum ben. Bunun da ilkini sizle gerçekleştirdik gibi düşünüyorum kafamda. Çünkü devlet desteği nasıl sansüre dönüşür? Sansür ve destek kelimesi yan yana nasıl gelir? Bu kendi içinde zaten bir çelişki barındırdığı için buradan başlayalım. Nasıl dönüşüyor? Destekten nasıl sansür çıkar? İyilikten biraz değil mi bu yani? Bence bu konunun deneyimlisi BGST, onlar Aysel. Evet, Aysel Yıldırım başlasın. Aynı fikirdeyim. Olur. Evet, biz yani 8 senedir bunu hem de bir kamusal kampanya olarak yürütüyoruz. Yani Gezi'den beri oldukça hak ettiğimizi düşündüğümüz, hatta çok daha fazlasını hak ettiğimizi düşündüğümüz devlet desteğini alamıyorduk. Kültür Bakanlığı özel tiyatrolara destek, proje desteği fonundan istifade edemiyoruz. Her sene bir projeyle başvurduğumuz halde 8. maddeye istinaden oradaki kriterleri karşılayamadığımız gerekçesiyle reddediliyor projemiz. Ve biz her sene aslında 8. maddedeki yönetmelikte geçen bütün koşulları sağladığımızı düşündüğümüzü belgelerle ispatlayarak şey yapıyoruz, aslında dava ediyoruz Kültür Bakanlığı'na. Yani bunu yapmamızın da bir sebebi var tabii ki. Bunu aslında hem tarihe bir not düşmek istiyoruz bugünlerin. Çünkü uzaydan baktığımızda gerçekten çok tuhaf bir görüntü var. Ve zamanın ötesinden de baktığımızda gerçekten böyle bir görüntü istiyoruz. Tarih. Bu zaman, bu dönemde böyle bir şey yaşandı gibi. Çünkü gerçekten çok tuhaf gelecek yani. Bence ileride. Yani bu dönemde bu ülkede yaşıyor olmakla alakalı bir şey. Çok açıklanabilir bir şey değil. Ve bu sene üstelik de Moda Sahnesi gibi, pandeminin hemen sonrasında Moda Sahnesi gibi bir topluluk da bu destekten, bu kamusal kaynak hepimizin aslında hak ettiği, hepimizin derken hani Covid sonrası bizler aslında hepimiz, bütün tiyatro örgütleri, tiyatrocular, tiyatro sanatçıları örgütlendik, sözümüzü söyledik değil mi? Böylesi bir dönemde devletin kültür sanat kültür sanat dünyasının bu kadar kilitlendiği bir dönemde devletin desteklemesi gerekiyor tiyatrolarını demiştik. Özellikle de kamusal bir hizmet sunan, bir kültür sanat merkezi olan Moda Sahnesi gibi bir yapı da bu sene bizim gibi devlet desteğinden men edildi. Biz aslında buna hak gaspı olarak bakıyoruz açıkçası. Hı hı. Çünkü bu fazlasıyla hak edilen bir destek. Üstelik de yani çok daha fazlasını verilmesi gerekir. Yani 20.000 lira falan gibi çok komik rakamlar da verilmiş. Evet. Bu sene Moda Sahnesi de verildi. Yani bunlar ötesinde bir de hani Nihal Kuyuncu ve Ragıp Ertuğrul'un bir söyleşisinde kendileri jürideydiler. Örf ve adetlere uygun oyun yapılmadığı için bu desteği hak etmedikleri düşünüldüğünü öğrendik Moda Sahnesi'nde. Yani dolayısıyla insan dönüp soruyor yani. Yani ya peki sanatçı o örf ve adetleri eleştirmek istiyorsa evet. Bu en doğal hakkı, yani hatta sorumluluğu, değil mi? Yani sanatın, bilimin örf ve adetleri, var olan tabuları, doğru bilinenleri tahkim etmek değil, onları sorgulamak gibi bir sorumluluğu vardır. Eleştirmek gibi bir sorumluluğu vardır. Bu sayede Rönesans'a geçiyor, yaşanmıştır. Bu sayede tarihsel sıçramalar olmuştur. Yani bir tiyatroyu örf ve adete uygun oyun yapmadığı için desteklemiyorsanız bunun adı sansürdür. Çünkü iktidar, hoşuna gitmeyen şey sansürler. Yani üstelik mesela işte örf ve adetimiz ne? Bizim Türk örf adetlerinden bahsediyor galiba. Oldukça mesela Aterkiz, değil mi? Bildiğim kadarıyla evet. Suzy henüz izleyemedim. Çok istiyorum izlemek ama Suzy oyunu, son oyunu bu sene başvurdu Moda Sahnesi. Bu oyunla bu Aterkiz yapıyı eleştiren, layığıyla eleştiren. Evet, kesinlikle. Yani bunun nedeninin örf ve adet olmadı. Yani politik tiyatro yapıldığı için aslında sansürün uygulandığı çok açık. Bizim tezimizde de bizce çok açık ve hakkımız bu yüzden gasp ediliyor diye düşünüyoruz. Bu son işte şeylerle, arkadaşlarımızdan gelen bilgilerle aslında bu oldukça açık bir şekilde ifade de edilmiş oldu. Biz hukuki mücadelemize devam edeceğiz. Yani Aysel aslında böyle çok sakin ve basit gibi anlatıyorsun ama o kadar çok başlık açtın ki bir yandan. Benim de zaten konuşmak istedim ama Kemal Aydoğan'ın çok güzel bir pas attığını düşünüyorum. Şimdi birkaç tane şey var tabii. Evet. Yani birincisi devletin kimin olduğu. Yani bunu şundan söylüyorum. Devlet değil aslında kamu. Ve kamu biz oluyoruz. Ve bizim için tiyatro yapan herkes aslında bizim vergilerimizin geri döndüğü destekleri almaya eşit derecede hak sahibi olmalı ya. Şimdi burada örf adete uygunluk meselesini kimler belirliyor? Kamu kim? Siz kimsiniz mesela Moda Sahnesi? Yani şimdi siz kamu değil misiniz? Sizi izleyenler kamu değil mi? Onlar bu devletin parçası ya da vatandaşı değil mi? Yani burada olan şey yani bence devlet işine geldiğinde her türlü kavramı aslında bizim bildiğimiz gibi biliyor. Bunun bir sürü örneğini gördük. Bazen en demokratımız da olabiliyor. En devrimcimiz olabiliyor. En dindarımız oluyor. Yani her şeyin en iyisi olabiliyor devlet. Bizim kavramlarımıza da sahip çıkıyor. Bunu zaten bir sürü kere de gördük. Buradaki hikaye aslında ödenekli tiyatroların yanına, yani devlet ya da belediyenin tiyatrolarının yanına diye adlandırılan tiyatroların nasıl tanımlanacağı problemi aslında. Evet. Devlet diyor ki yani burada bir çok büyük bir boşluk var. Boşlukla yani şöyle tarif edilebilir. Yaklaşık 500'ün üstünde tiyatronun faaliyet gösterdiği söyleniyor bu alanda ve bunların hepsi ticari işletme gibi şu an tanımlanıyor. Çünkü şirket olması bekleniyor. Bir kere bu alanı denetlemek istiyor. Çünkü diğer iki alan kendi elinde ve oraları denetleyebiliyor. Bu alan biraz şirket olma sebebiyle de boş tabii. Ve işte ne bileyim Boğaziçi gibi, BGST gibi, Moda Sahnesi gibi bir sürü toplulukta aslında kendi sözlerini buradan söyleyebiliyorlar. Kendi düşündükleri, inandıkları gibi. Diyelim işte kadınlarla ilgili bir oyun yapıyorsanız, ezilenlerle ilgili bir oyun yapıyorsanız, Kürtleri içeren bir oyun yapıyorsanız, ötekileştirmeyle ilgili, sömürgeleşmeyle ilgili. Yani neyse, yani iktidarın ilgi alanı dışında kalan herhangi bir konuyla eğer konuya dair bir oyun yapıyorsanız bu direkt bir sansürlenme nedeni oluyor iktidar tarafından. Kaynağı da ondan istediğiniz için. Çünkü aslında bir tarafından da çok kamusal ve temel bir kaynak diye de bakıyorsunuz buraya. Çünkü ben de bir kamunun parçasıyım diyorsunuz. Yani İstanbul Şehir Tiyatrosu nasıl faaliyet gösteriyorsa biz de öyle faaliyet gösteriyoruz diyoruz. Evet. Dünyanın başka yerlerinde benzer mesela, birimler... Çok özür dilerim. Lafını kesiyorum. Çok özür dilerim ama hani bence gerçekten sizde rakamlar da olduğu için Moda Sahnesi hani bu pek çok tartışmadan azade bir şey. Bir bağımsız tiyatro olarak sonuçta kurulduğu günden bugüne kaç seyirciyle buluştu? Hani ve bu azımsanabilecek bir rakam değil. Binlerden bahsediyorsunuz. Hani onu da ben hatırlatmak istiyorum yeniden. Hani konuk tiyatrolarınızla, konuk müzisyenlerinizle, konuk kendi oyunlarınızla toplamda binlerce insana sanatsal hizmet veren bir kurum aslında orası da. Tabii yani şöyle yani yıllık pandemi öncesinde 80 bin seyirci Moda Sahnesi etkinliklerine katılıyormuş. Bu bence bizim çapımızda yani 250 kişilik ortalama bir tiyatro salonunun 3 tane işte 2 tanesi biri sinema biri stüdyo 3 salon olan bir yer için bence oldukça yüksek bir de rakam ve aslında bir tür ne diyelim etkileşim alanı gibi. Hem sanatın değişik alanları orada icra ediliyor, insanlar katılıyor, seminerler yapılıyor, sineması var, tiyatrosu var. Yani 8. madde hükmünce bu destekten yararlandırılmayınca tabii ki işin içinde bir art niyet aranıyor. Art niyette devletin aslında bizi, yani sonuçta vardığımız noktaki bu... Tiyatro dergisinde yapılan söyleşinde bu zikredilmiş zaten. Aslında bir tür denetlemek ve kendi çizdiği çerçevenin dışından çıkan tiyatroları cezalandırmak ve faaliyetlerini aslında bir tür engellemeye çalışmak diye anlıyorum. Oysa kamusal alan herkesin olduğu, herkesin konuşabildiği, beğenelim beğenmeyelim, kabul edelim etmeyelim. Buna bizim adını koyamayacağımız, sınır çekemeyeceğimiz bir alan. Orada herkesin kendi cümlesini yüksek sesle söyleyebildiği bir alan. Bence bu demokratikleşmenin de birinci kuralı. Biz herkesi sevmiyoruz, herkesi beğenmiyoruz. Ama birilerinin türbanla okuma hakkı vardı. Bunu sonuna kadar savunduk. Ben savundum yani. Hala da savunurum. Bugün de savunurum. Çünkü bu birinin eğitim almasının önünde engel olarak konulamaz. Nasıl ki o zaman kamusal alan böyle çoğul bir yer olarak tarif ediliyorsa, şimdi de kamusal alan çoğuldur. Orada LGBTİQ artılar vardır, kadınlar vardır, işçiler vardır, oradadırlar, Kürtler vardır, Lazlar vardır, Ermeniler vardır, Rumlar vardır. Orası çoktur ve orada herkes kendi durduğu yeri, çektiği sıkıntıyı, özlemini anlatabilir. Anlatmalıdır zaten. Çünkü bu iyi topluma gitmenin yollarından bir tanesidir. Tekçi yapılar tabii ki bu seslerin hepsini kısmaya çalışıyorlar. Ben böyle anlıyorum. Tekçi yapıların kendilerine benzemeyen tüm sesleri kısıp sadece tek bir sesin, sermayenin sesinin, paranın sesinin duyulmasını istiyorlar aslında. Evet, evet. Aslında bu söylediğin yerden şeye geçmek istiyorum. Şimdi mesela zaten BGST Tiyatro özel hani tam olarak neredeyse spesifik olarak bunu özellikle çalıştığı için yıllardır bir yerde aslında tiyatro sahnesini belki hep öyledir ama gerçekten BGST biraz daha öyle laboratuvar gibi yaşayan, biraz böyle tarihi kazıyan, işte farklı halkları, kültürleri, kimlikleri yeniden hatırlatan, onların burada olduğunu, bu bizim asli parçalarımız olduğunu hatırlatan pek çok şey yapan bir tiyatro. Ama şimdi kafama takılan tabii iki şey daha var. Bu sorular aslında Kemal Aydoğan'a da sorulmuş olsun. Birincisi şimdi Gezi, mesela Gezi'den bugüne hakikaten bunu daha fazla gündem etmek gerektiğini düşünüyorum. BGST'nin bu davayı sürdürmesi ve bunun sonucunda çıkacak herhangi bir karar kuşkusuz emsal olacak. Olumlu ya da olumsuz. Bu davayı belki hakikaten hepimizin davası haline nasıl getirebiliriz? Bunun üzerine de düşünmek gerektiğini düşünüyorum ben. Belki bunun için de çeşitli konuşmalar, çağrılar yapmakta fayda var. Ama Gezi'den öncesinde hakikaten özel bağımsız tiyatrolar için yani karşısında devletin tutumu nasıldı ve bir de hani şunu sormak istiyorum. O kurullarda olanlar ne zaman doğru belirlendi? Daha önce hakkaniyetli mi dağıtılıyordu bu? O da tabii sanki hatırlamamız gereken bir yer. Evet, aslında daha biz uzun senelerdir bu fonun dağıtılma biçimine, yani fonun kriterlerine, onu belirleyen kurula uzun senelerdir itiraz ediyoruz. Aslında bu Gezi'den çok önceden, hatta biz eskiden başvurmazdık bu fona. Yani ama bir yerden hatırlıyorum şey ben. Evet, yani şöyle bir nokta oldu. Biz baktık ki yani gerçekten mesela işte Milli Eğitim'in yapması gereken işi yapıyoruz. Mesela yani gençlik oyunları yapıyoruz. Aslında böyle oldukça kamusal proje, sosyal sorumluluk projesi. Bunun devlet tarafından elbette desteklenmesi gerekiyor dediğimiz noktada. Hani yani böyle mesela kendiniz çok daha özgür davranmak. Ondan sonra belki de kimsenin çok da böyle hani, ya çok deneysel projeler yapmak isteyebilirsiniz. Bunun sonuçlarını da bir süre sonra hani görmek, sınamak isteyebilirsiniz. Ama öyle projeler değildi ve biz yani öyle projeler için de bu arada tabii destek istenebilir. Ama biz bir noktadan sonra devlet desteği almaya başladık ve Gezi'de bizce yani bütün kamusal alan gibi oldukça bağımsız bir sesin soluklanmaya başladığı olan, yani başladığı bağımsız tiyatro alanına da dediğimiz gibi bir cezalandırma stratejisi olarak tabii ki bu kara listeler yapıldı. Çünkü kamusal alan Kemal Aydoğan da dediği gibi çok sesli. Yani birbirimizle, farklılıklarımızla birlikte oturduğumuz bir masa kamusal alan. Hı-hı. Ve hepimiz bu masa etrafında birleşiyoruz. Bu masayı ortadan kaldırmak anlamına gelecek bir sürü yasaklamalar, cinayetler, bir sürü şeyle karşılaştık. Kültür sanat alanında da bunun devamında bu kara listeler oluşturuldu. Daha evvelki uygulamalara da karşı çıkıyorduk. Yani şu anda açıkçası böyle bunu özel olarak çalışmış arkadaşlarımız falan da var. Yani TÜSAK çalışıldı, yani şeylere... Yani özellikle şey konusunda, şeffaflık konusunda çok fazla ısrar edildi. O kurullar nasıl kuruluyor? Yani kendi topluluğuna aslan payı şeyleri almalardan işte tutun da müthiş adaletsizce verilen şeyler, fonlar uzun senelerin konusu. Ama Gezi'den sonra bu biraz daha yani işte şey yani politik bir şey çizgiye. Belki daha önce de vardı bu mimarları ama bundan sonra yani artık çok belirgin bir şekilde bu hale geldi. İşte 8. madde gibi görünürde çok objektif kriterler kondu. Bu yüzden topluluklar alamadıkları söylendi topluluklara ama o maddelerin hepsini karşılayan topluluklar da alamıyorlar ve bunun adı sansür. Yani acı yanı da şu ki hala yani bir sürü tiyatro örgütü var. Bu hak ettiği şekilde gündem edilemiyor. Çünkü Gezi senesinde çok fazla topluluk men edilmişti. Bu fonu alamamıştı. Yavaş yavaş verilmeye başlandı o fon. Şu anda mesela şeyin tiyatro kooperatifinin çok güzel bir raporu var. Bunu açığa çıkaran 8. maddede belirtilen hususları karşıladığı halde çok az para alan ya da Covid sonrası şeyler destek zihniyeti içerisinde mesela atıyorum mekanı olan tiyatrolara daha fazla para verileceği söyleniyor ama mekansız bir tiyatro mekanlı tiyatrodan çok daha fazla para almış olabiliyor. Birkaç örnek. sıralamış mesela tiyatro kooperatifi. Evet, pardon, para alınca. Ya da işte yine 8. maddenin bir şeyi, işte Türkiye'li yazar olduğu zaman, Türk yazar olduğu zaman daha fazla fonlanacağı söyleniyor ama yabancı yazarlı projelere. Yani bunlar tamamen keyfi, tamamen genel anlamda da yani şey olduğu gibi bir durum var. Yani keyfi, yani 8. maddedeki kriterler doğrultusunda karar verilmediği gibi bir gerçek var. Kaldı ki bir de Moda Sahnesi'nin hani şeyi de geçen sene de vergi borcu yüzünden şey yapamamıştı değil mi? Yararlanamamıştı. Evet, aynen. Yani bu da aslında yani yine uzaydan baktığımızda hani evet. Ya zaten vergi ödüyor olması bir tiyatronun başlı başına bir sorunken evet. Pandemide yani şey, bunu ödeyemediğin için pandemi nedeniyle geliştirilen desteği alamamak yani böyle tekerleme gibi bir şey yani. Yani evet, desteğin sansürü mü olur dediniz değil mi başta? Desteğe sansür mü olur? Desteğe vergi mi konur gibi aslında da. Aynen. Gerçekten tuhaf bir soru da var. Hani bir vergi affı istendi zaten. Bu yıl da zaten duyduğum kadarıyla desteği alanlara destek verilmiyor. Anladığım kadarıyla şöyle, yani eğer borcu yapılandırdılarsa vergi borcunu, o yapılandırdığı kadarını galiba tiyatroya veriyor, gerisini vergi borcundan mı düşüyor? Böyle bir hani yine tiyatrolara o para gelmiyormuş diye bir şey duydum. Evet. Vergi borcuna ya da vergi payına, o neyse borçlandırılan pay, onu o kesiliyor, gerisi veriliyor gibi. Yani şöyle, aslında bu tabii ki bir tür ne diyeyim, cezalandırma, edeplendirme diyeyim aslında. Ölçüsü bu destek. Hiçbir zaman tiyatroya destek verilmedi benim bildiğim. Yani şöyle diyeyim, 25 yıldır devlet desteği projesine dosya hazırlıyorum. 95 yılından beri. Bu tümüyle aslında Karakaş, Karagöz ve imtiyazlılık projesi desteği oldu. Eskiden A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı tiyatrolar diye ayrılırdı. Ona göre de işte biri 70 alıyorsa öbürü 50, öbürü 45, öbürü de 25 alırdı. Ve bunun neye göre sınıflandığını kimse sormadı. Böyle bir genel kabul vardı, sessiz kabul. Onlar A tiyatrosudur çünkü işte onlardır. Bunlar B tiyatrosudur ve herkes bu sınıflamayı örtük olarak kabul etti tabii. Şimdi bence problem buradan başlıyor. Bunun bir tiyatro yardımı, desteği olmadığını, tiyatro yaşantısının zenginleşmesi için, nitelikli bir hale gelmesi için yapılmadığını, bunun aslında bir tür bahşiş olduğunu, yani Osmanlı'dan kalma o bahşiş sistemlerinin birinin devamı, uzantısı olarak devam ettiğini bence tespit etmemiz gerekiyordu ve buna itiraz etmemiz lazım ve edemedik. Buna kim dahil? Yıldız Kenter'den, hani en küçükleri ben olayım o dönemin, Kemal Aydoğan'a kadar herkes dahil aslında. Kabul ettik, sustuk. 50.000 lira, 100.000 lira alınca yetecek sandık. Oysa kurulması gereken bir tiyatro yaşantısıydı. Yani devlet ve şehir tiyatrosunun dışında da tiyatrolar vardı, varız ve olmalıydı. Zaten olmalı. Tabii ayrıca olmalıydı. Tabii ve onların yaptığı tiyatro faaliyetinin 3-5 misli ürün verimle çalışıyoruz aslında. Dolayısıyla buradaki problemi, yani kamusal alanda tiyatronun nasıl yaşayacağı, hangi etkileşimleri doğuracağı, hangi kanallarda hareket edeceğini zaten devletin ya da yerel yönetimlerin planlıyor olması gerekirdi. Biz bu kadar çok bağırmamalıydık, konuşmamalıydık. Bu zaten bir koordinasyonla yürütülmeliydi. Şimdi sanki biz olmayan bir şey istiyormuşuz gibi duruyor. Bir taraftan da tabii seyirciler diyor ki, yani devlet size niye para versin? Arkadaşım, siz özel şirket değil misiniz? Yani şehir tiyatrosu ya da devlet tiyatrosunda çalışan, kendini devlet memuru ya da belediye memuru kılıyor. Onların buna hakkı var. Ama biz kendi yerimizi, kendi faaliyetimizi sürdürünce buna hakkımız yok. Seyircinin de kafası karışık. Dolayısıyla şirket olmak demek, yani çağın en önemli şeyi ya, neyi diyelim, ilişki biçimi. Şirket olunca evliliği, akan sular duruyor. Aynen öyle. Ve o şirkete dönüşmeyen hiçbir faaliyet verimli değil. Şirkete de dönüşüyorsan sen zaten kendi karını elde ediyorsundur. Devletten ne istiyorsun arkadaşım deniyor. Şimdi burada bir kafa karışık. Yani kamusal olan, kamusal fikir diyeyim. Bence toplumdaki hemen hemen çok küçük bir kısmını tenzih ederek söylüyorum. Aklından fikrinden çıkmış durumda. Herkes paranın peşine koşturuyor. Ve kamusal yarar denen şey, kamusallığın tarifi de bence hepimizin aklından çıkmış gibi duruyor. Tiyatrocuların %95'inde dahil ediyorum. Hepsi alınabilirler söylediklerimden. Çünkü kimse suça üstlenmediği için de bir problem çıkıyor galiba. Evet, o çok doğru. Yani birincisi aslında tanımlamalar baştan yanlış ya. Hani devletin tiyatrolara desteği, devletin sanata desteği. Ya aslında devletin ödevi, görevi. Neyse, yapması gerekeni yaptı. Ve daha iyi, işte o dediğiniz gibi hani baştan aslında sanatsal alanın gelişmesi, daha ileri deneyimlere sahip olması, daha uluslararası festivallere katılması, ne bileyim işte yani. Bütün bunların çalışması için bu desteği devletin, ya siz daha iyi tiyatro yapın, sadece bunu yapın zaten demesi gereken bir şey. Yani böyle tanımlanması gereken bir şeyin kıstasları, kriterleri, mesela yerli metin dayatması zaten, yani herhangi bir şey dayatma olarak geldiğinde sansür sonucunu vermiyor mu? Tabii. Çeviri metin neden oynanmasın? Bu şey mi? Tiyatro için neden iyi bir şey? Hani yerli metin yazmayı mı teşvik etti mesela bu madde, 8. madde Aysel? Böyle mi gelişiyor olaylar? Yani bir de zaten, çok özür dilerim, sen başlama, hani şeyi de söyleyeyim. Yani bu herhangi bir bu ne diyeyim işte tiyatrolar için böyle bir bütçe ayrılması meselesinin belirlenmesi noktasında bir kurul oluşacaksa bu mesela hangi kurul olacak? Şimdi orada mesela estetik olmadan sanatın neyini konuşacağız? Mesela hani pek çok tiyatro metni, mesela babamın kimi öldürdüğü için Onur'a demiştim hani bu metin aslında bir manifesto olarak çıkıp bir bildiri olarak okunabilecek bir metin. Onu rejisi ve oyunculuk aslında sanat yapıyor ya. Yoksa hakikaten bir bildiri çok güçlü ama bir bildiri hani edebi ağdalı bir dil yok, bir şey öyle değil. Yani şimdi burada o zaman bu hangi oyuna destek verilecek meselesinde hangi kurullar, kimler belirleyebilir ki? Yani şu haliyle yani bu kurulun belirleyemeyeceği çok açık. Yani geçmişte kurulan kurulların da belirleyemeyeceği açık. Çünkü yani bir sanatsal kriter hani konuşulmadığını gördük de hani sanatsal denetim de yapılamaz. Yani zaten bence yapılmamalı. Bunu yine sansüre varacak. Orada çünkü sanatsal tercihleri, toplulukların sanatsal yönelimleri sonuna kadar serbest bırakılmalı. Daha objektif kriterler doğrultusunda bir takım, Özlem Dal Taban demişti, aslında çok nesnel, çok teknik bir takım şeyleri, yeterlikleri karşılıyor mu topluluklar? Bunlara bakılmalı. Ondan sonra onun ötesinde sanatsal tercihleri onlara bırakılmalı. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Yani tabii ki bir takım evrensel şeylerimiz olmalı. Yani antifaşist, yani faşist olmamalı. Faşizan yönelimler vesaire. Hani bizim mesela benim kuracağım bir kurul olsa ben böyle kriterler getirirdim. Ya da maşist bir oyun olmamalı. Yani ya da işte ırkçı bir oyun olmamalı. Bunlar yani bir takım evrensel kriterler gerçi yapılabilir ama toplulukların neyi nasıl yaptığıyla ilgili çok subjektif kriterler bence yani sokulmamalı oraya ve şu anda yani örf ve adetten falan bahsedilen bir şeyden, kuruldan bahsediyorsak. Yani mesela siz yerli bir yazar seçmeyebilirsiniz ama o kadar yerli ve o kadar burada güçlü tınlayan bir oyun yaparsınız ki biz bunu çok yaşıyoruz yani. Shakespeare sizi bazen sizden çok daha, bazen değil hep çok daha iyi anlatıyor. Ya da yani yazar sizi çok daha iyi anlatıyor. Ya da o kendi ülkesini anlatmış oluyor ama siz mevzuyu uzaklaştırdığınızda yabancılaştırma efektiyle doğrudan buraları anlatma fırsatı elde ediyorsunuz yabancı bir. yazar seçerek vesaire. Yani bunları denetleyebilecek ya da bunun yeterli karar verebilecek bir kurul zaten var. Bu kurul değil bence. Şimdi 8. madde bugüne kadar gerekçe gösteriliyordu ama ben yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Bugüne kadar mesela bu örf ve adet şeyi açıklaması gibi aslında hani maddeye bağlı geliştirdikleri yorumu ilk kez sanki ifade ettiler. Daha önce böyle bir gerekçenin bu şekilde açıklandığını ben hatırlamıyorum. Sizin hafızanızda var mı? Eğer yoksa hani ben doğru hatırlıyorsam bu neden bugün mesela böyle bir açıklama ortaya çıktı? O da bana biraz enteresan geliyor. Yani Aysel aslında yanıtlayabilir. 8. madde çünkü onlara bir gerekçe sunulmuş olması gerekir. Destek verilmeyince o 8. madde miydi? Evet, yani bütün aslında şeylere, topluluklara, reddedilen topluluklara bir 8. madde ya da bütçeyle ilgili meseleler falan diye bir gerekçe sunuyor. 8. madde içerisinde evet yerli yazar falan gibi vurgular var ama mesela örf ve adetlere uygun bir oyun olmalı gibi bir şey yok. Bu tamamen aslında bu sene kurulda yer alan iki tiyatrocu arkadaşımızın bizi aydınlatmasıyla birlikte ortaya çıktı. İçeride bu meselelerin böyle konuşulduğu. Yoksa siz sorduğunuzda yani peki neden biz bu desteği alamadık dediğinizde size gösterilen 8. madde içerisindeki şeyler arasında örf ve adetlere uygun olmalı diye bir madde yok. Tabii. Evet. İşte bu da yorum çünkü ya işte o da mesela Özlem Dal Taban'ın söyleşi nesnellikten inanılmaz uzak ve çok zorlama bir yorum hatta ve Aysel'in başta söylediği gibi sanatla da ilgisi yok zaten. Örf ve adet tam da bütün bunları eleştirmek üzere var olan bir şey. Bir de şu ama devlete sorsanız bunu kabul etmeyecek zaten. Şöyle, devlete sorsanız bunu kabul etmeyecek zaten. Bu sadece içeride yani şöyle zaten bence şöyle 8 kişiden birinin kendi görüşü aslında. Yani dolayısıyla hiçbir zaman resmileşmeyecektir bir şey. Yani bundan kaçacaklardır. Nitekim hiç kimse de üzerine alınıp herhangi bir açıklama yapmadı. Yani ne komisyon üyelerinin bu zafiyeti üzerine konuşma yaptı ne de komisyon üyeleri bu ayrımcılığı bir hani hata olarak görüp özür diledi. Evet aslında tabii yani bunu böyle ama bir şekilde yani onlar en azından bizim nezdimizde resmi bir nasıl söyleyeyim biz onu resmi olarak almış olduk ya hani bize bir argüman evet. oldu o açıdan biraz vurgulamak gerektiğini düşünmüştüm. Bir de aslında Aysel lütfen yani bunu devletin kabul etmemesi bir yana kesinlikle yani o öyle zaten ama bunu seyircimize de açıklamak bizim için önemli. Çünkü evet. bütün bu süreçte bizim yani biz haklı ve moral üstünlüğe sahibiz. O da seyircimiz nezdinde. Yani bizi zaten destekleyen, bağımsız tiyatroda destekleyen seyircimiz. Ve bunu yani yine aslında hem seyircimize hem tarihe not düşmek açısından önemsiyoruz. Bir de gerçekten tabii ki dava dosyalarımıza sanırım bunu koyacağız. Evet. Tabii. Evet. Tam da aslında oradan bu önemli bir ne dersek diyelim. Hani geleceğe dair de bu bütün bu davaların, bütün bu tartışmaların sonucunda bir yere varacaksak bu da elimizde önemli bir belgedir sonuçta devletten çıkınca her şey belge oluyor. Kulis bile olsa belge oluyor. Doğru. Son olarak şeyi konuşalım istiyorum. Şimdi hem Aysel Yıldırım'ın anlattıklarında şu ana kadar aslında aralarda geçti. Hem Kemal Aydoğan'ın. Şimdi bir de toplamda tiyatro alanının, tiyatro yapanların birlikte refleks gösterme ve aslında bu meselenin üstüne gitme ve bu bizim hakkımızdır deme sorunu var. Peki bunu nasıl yapılacak? Yani sonuçta bir çeşit yani %95'inin mesela kamusal hakkım bu benim, ben de kamuyum demediği bir yerde mesela BGST Tiyatro tek başına bu davayı sürdürecek bir gün aldığı karar kesinlikle hukuksal olarak önemli olacak ama tiyatro hayatını etkilememiş olacak. Bu destekler gene bu şekilde veriliyor olacak gibi çok birbirine bağlanan iki şey söylediniz. Burayı nasıl konuşmak lazım? Bir de hani hemen bunu şöyle de aslında genişletmek istiyorum. Geçenlerde kendi sosyal medyamda işte bu Facebook hatırlatmalar yapıyor işte 8 sene önceki bir fotoğrafınız falan diye. Şimdi ben tabii uzun zamandır hani bağımsız tiyatroların o kadar çok şeyini izlemişim ki sürekli böyle hatırlatmalar geliyor. Ve işte mesela Soma katliamı olmuş. Bütün bağımsız tiyatrolar katliamda hayatını kaybeden işçilerin aileleri için aynı anda sahneye çıkmışlar. 10 Ekim olmuş. 10 Ekim Dayanışması kurulmuş. Dayanışma Derneği kurulmuş. Bütün bağımsız tiyatrolar 10 Ekim Dayanışma Derneği için, bunlar Gezi'den sonraki şeyler olduğu için de hatırlatmak istiyorum. Bir kendi yakın hafızamızı sanki hatırlamaya ihtiyacımız var. Herkes aynı gün, aynı gece 10 Ekim Dayanışma Derneği için oynamış. Ya bunlar çok önemli. Bir yandan da bence basit şeyler değil. Çok değerli olduğunu düşünüyorum ve bunları nasıl hatırlayacağımızı konuşarak bu söyleşiyi şimdilik kapatalım diyorum. Şimdilik. O önemli. onu aldım ben. Bir daha buluşacağız. Evet. Daha şöyle, yani bence tiyatro örgütü yok. Tiyatro alanında bir takım girişimler var. Çünkü bir araya gelmek demek, yani örgütlü olmak demek, aslında bir problemi ortak tarif ediyor olmak demek. Bence şu an sadece kendi imtiyazlılığını kurmaya çalışan, bir takım küçük hesaplar içinde olan birimler var. Yani mesela bir sansür karşısında bu kadar hemen böyle refleksleri çalışıp bir dakika ne oluyor diyemiyor. Çünkü bir şeyi düşünüyor, onunla ilişkim ne olacak diyor, öyle olursa böyle mi olur diyor. Bir takım hesapların içinde. Oysa bunlar yaşamsal refleksler. Yani son bir haftada ülkedeki cinayetlere bakarsak aslında ülkenin hiç iç acıcı bir yer olmadığını görürüz. Yani ülkede tuhaf şeyler oluyor. Yani 2 ayda euro, dolar 2 katına çıkıyor. Bir takım spekülasyonlar oluyor. Faizler iniyor. Ya bir şey oluyor. Ya ülkede ya bu hep olan bir şey. Dolayısıyla bu bizim kendi yaşamımızı, yani tiyatrolar adına söylüyorum. Tabii ki başka alanlar için de geçerli bu ama hani daraltarak konuşayım. Kendi yaşamımızı nasıl yaşayacağımızın adını biz koyarız. Bize kimse bunu dikte edemez. Bizim aslında müzakere edeceğimiz bir karşı taraf yok. Kolaylaştırıcılarımız vardır. Kim bunlar? Belediyeler, Kültür Bakanlığı gibi. Bunlar işimizi kolaylaştırır sadece. Bu alanlara nasıl? Çünkü aynı ortak alanda aslında hareket ediyoruzdur ve ortak iyinin peşindeyizdir. Oysa şu an bunların hepsi bence parçalanmış, bombalanmış kavramlar. Bunların hiçbirine varamıyoruz. Tabii ki bundan nasibini insan da aldı. Şu an insan da benzer bir parçalanmanın, atomize oluşun içinde. Atomize olmuş bireyleri bir araya getirmek, akılları bir araya getirmek çok zor. Ben kendi adıma çok zorlanıyorum. Çok dar bir grup. Biz Aysel'in de içinde olduğu dar bir grup tiyatro meselelerini konuşuyoruz ama bu daha büyük bir grup haline gelmekte zorlanıyor. Ama yani böyle galiba bu işin hani ne diyeyim ilerleyişi de böyle. Gündelik dertlerinden arınıp daha bu ne diyelim köklü problemleri çözecek bir iradeye ihtiyaç var. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Türkiye herden bu konuda biraz çocuk bir toplum. Oğuz Atay'ın dediği gibi. Sorumluluk almakta biraz gecikiyor. Çok evet ya yani özellikle yani ekonomik krizle ve yani pandemi sonrası etkilerle vesaire yani bayağı böyle hani her alanda olduğu gibi kültür sanat aktörleri, aktrisleri de böyle biraz amigdalasıyla hareket eden yani. Onu ben yerden buldum. Nasıl survive ederim modunda davranır olduk. Yani belki de hani parasızlık karşısında Covid'de seyircimiz olmadı. Ondan sonra hani fakirleştik, çorba nasıl kaynayacak noktasında bir dayanışma örgütlenir gibi oldu. Devlet de bu noktada yani kısmi de olsa belirli yardımlarda bulundu. Ama bunun ötesinde bir şeye bir varoluş amacına ihtiyacı var insanların. Çünkü amigdalasının yani üstüne etiği geliştirmiş bir varlığız. Yani etik bir takım şeylerimiz var. Yani hani sanatsal olarak yani nasıl bir sanat hayatı olacak ya da insanların yani bu medeniyet içerisinde diyeyim hani nasıl bir şey geliştireceğiz, tarz geliştireceğiz. Burada bunun ötesinde şeyleri yapabilmiş, becerebilmiş bir şey türüz. Ama mesela gerçekten şu son örnekte yani son birkaç senedir biz yani defaten yaşıyoruz. Bu sene Moda Sahnesi de gerçekten hani politik sansür aslında bunun adı ve bizim kamusal evet. Şeyden ödenekten hak ettiğimiz payın gaspı bunun adı. Birçok topluluk bunu alamıyor zaten. Yani aslında kimse alamıyor hak ettiği. O kamusal kaynaktan hak ettiği payı kimse alamıyor ama bazıları politik nedenlerle alamıyor. Yani kendi özgün ve özgür sesini korumak adına ısrarcı olduğu için alamıyor. Yani bu politik sebeplerle alınamıyor olması yani dile getirilmiyor. Yani seyircimizin ya da bireysel olarak tiyatrocu arkadaşlarımızın buna itirazı var. Çok da destekliyoruz mesela Moda Sahnesi. Yani buna çok çoğu insan çok içerledi ve bunu dile getirdiler özellikle hani seyirci ve çeşitli tiyatrocular ama mesela yani tiyatro sempozyumlarında, tiyatro raporlarında mesela bu konu o edilmiyor. Enteresan evet, bence. Festivallerinde. Yani, festivallerinde ya da bahsettiğim çok güzel bir rapor, şeyin raporu, kooperatifin raporu ama onun içerisinde de yok. Yani politik dayanışma örgütleyebildiğimiz dönemler oldu ama bunun çok gerisine düştük. Fakat burada yine bence öncü seslere ihtiyaç var. Bunların da çok şey olması, meslek alanından olmasa da sonuçta seyirci onları duyacaktır. Bu nedenle biz de dar bir grup da olsa kamusal tiyatronun olanaklarını, kamusal tiyatro adına işte verecek hizmetin niteliği ve hani buraya nasıl destek derler, yerel yönetimler, devlet. Bunları konuşmaya, tartışmaya çalışıyoruz. Bir tiyatro yasası ya da yönergesi nasıl oluşturulmalı? Bunları konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü çok ciddi bir haksızlık var. Çok büyüyen bir özel tiyatro bölgesi var. Bağımsız tiyatro diyemezsek, yani özel tiyatro bölgesi var. Bunu ticari olandan ve devlet olandan ayrı olarak ne şekilde destekleneceği ciddi bir tartışma konusu. Buraya herkes de aslında dahil olması ne güzel olurdu. Yani bu da aslında çok varoluşumuzla evet, ilgili. Evet. Yani çok hani yaşam, survive etmekle ilgili bir yine tartışma. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten bunların hepsini daha geniş platformlarda daha sık hakikaten bu programı da yapmayı çok istedim. Yani çünkü böyle şey oluyor ya üstünden 2 hafta geçti artık bunu niye konuşacağım falan muhabbet de olabiliyor ama öyle değil. Yani bu devam ediyor ve yıllardır devam ediyor. Ben BGST Tiyatro'dan herhalde ilk Kültür Bakanlığı desteği hikayesini dinlemişimdir. Herhalde 12 sene falan oldu yani. Hani bu o zaman da yanlış biçimdeydi. Yıllardır yanlış. Kuruluşu yanlış. Ama hakikaten daha çok konuşmak ve yapılabilecek bir şey varsa yapmayı zorlamak lazım. Bazen de böyle ya zaten ne olacak ki muhabbetine kapılıyoruz hepimiz. Ama öyle değil. Hep böyle hukukçular söylüyorlar ya iş hukuku için arkadaşlarım çok söylüyorlar. Yani aslında Türkiye'de anayasa iş hukuku konusunda çok gelişkin. Ama ya uygulanmıyor ya da insanlar bilmedikleri için haklarının peşine düşmüyorlar. Aslında anayasada hakları gerçekten Türkiye anayasasında şu an gelişkin gibi biraz böyle haklarımızı işte Kemal Aydoğan başta söyledi kamusal alanı hatırlamayı, kamu neydi, biz neredeydik onu hatırlamayı ve Aysel'in de söylediği gibi yani yeniden yan yana nasıl geleceğiz bunun için daha çok emek vermek belki elini taşın altına koymak gibi şeyleri daha çok konuşmamız gerektiğini düşünüyorum ve hani sansüre de sansür demek gerektiğini. Çünkü böyle demediğimiz müddetçe işte bakanlık birisine destek verdi, birisine konu o değil. Bakanlık bir sansür mekanizması içinden de daha büyük bir sansüre imza atarak bu ihaneleri dağıtıyor. Çok doğru söylediniz. Bu bir destek, dayanışma da değil ne yazık ki. O yüzden tiyatronun terbiye edilemeyeceğini hatırlatmak lazım. Yani olacak iş değil zaten. Parayla olsa herhalde bu işi yapmazdınız diye düşünüyorum. Aynen. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Setten geldi Aysel, Kemal Aydoğan yeraltından notların provasından çıktı falan. Çok sağ olun. Çok sıkışık bir ortamdı her ikiniz için de. Teşekkür ederiz çağırdığın için. Evet, çok teşekkürler. Yeniden görüşmek, konuşmak üzere diyelim. Akustik 24'ten bu defa böyle bir kapanış yapıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Siz de seyirci olarak hep söylediğimizi hatırlatalım. Edilgen değilsiniz. Seyirciler de bu sürecin parçası, hatta çok büyük bir parçası. Kamusal, yani Moda Sahnesi'ne, BGST Tiyatro'ya destek verilmesini talep etmek, sizin de verginizin izlediğiniz tiyatroya gitmesini talep etmek en doğal hakkınız. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.